bir tutuklama ya da bir suç ne yazık ki daha doğrusu oluşmadı. Dolayısıyla devletin en üst tepesinden siyasi yol arkadaşlarına varıncaya kadar bu yalanın ve iftiranın ortağı oldular. Sonra bir bayram memleketime geldim, köyüme gittim, mezarımı ziyaret ettim. Ben dedim Karadeniz'de hemşerilerimle bayramlaşıp öyle gideceğim İstanbul'a dedim. Bayramlaşacağım. Trabzon, Giresun, Ordu. Son durak Ordu'da hiç unutmuyorum buradaki muhteşem kalabalığı. Muhteşem kalabalık beni bağrına bastı. Evladı gibi bağrına bastı ve destek oldu. Buradan çıkan o güçlü ses buradan ta İstanbul'a kadar ulaştı. Ve ne oldu? 13.500 oyu yeterli görmeyen, ki seçim bir oyla bile kazanılır. Bir oyla bile kazanılır. Ne oldu? 806 bin oy fark. Millet bunlara okkalı bir demokrasi tokadı attı. Okkalı. Okkalı bir demokrasi tokadı. Hala sendeliyorlar. Hala. Hala akılları başlarına gelmedi. Hala aynı yola başvuruyorlar. Neymiş? Darbeciler. Kim? Seçim darbeymiş. Ama nasıl? Onlar kazanırsa milli irade, Millet İttifakı kazanırsa darbe. Ben diyorum ki onlara, hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan. Bakınız, bakınız, bu seçim başka bir seçim. Bu seçim sadece bir seçim değil. Bildiğimiz, gördüğümüz partilerin yarıştığı bir seçim asla değil. Bu seçim geleceğimizin seçimi. Bu seçim burada gördüğümüz pırlanta gibi genç kardeşlerimin seçimi. Genç kardeşlerimin seçimi. Onların geleceğinin seçimi. Annelerin, babaların çok titiz davranması lazım. Pırlanta gibi gençlerimiz var. Ben her yerde diyorum, sırtınızı bu memleketin gençlerine yaslayın yeter. Kendinizi rahat bırakın. Yeter ki gençlere emanet edin. Çünkü onların temel duygusu adalet. Adalet. Diyorlar ki gençler, hak yemem ama hakkımı da yedirmem. Bize böyle gençlik lazım. Bize böyle gençlik lazım. İşte sevgili gençler, sevgili gençler, bu seçim tarihi bir seçim. Çok dikkat edeceksiniz. Kararınızı verirken asla ve asla fire vermeyeceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Kesinlikle, kesinlikle birleşe birleşe kazanacağız. Oylarımızı Millet İttifakı'na kullanacağız. Oylarımızı her şeyi ben bilirim akla değil. Her şeyi ben bilirim, ben yaparım. Kimseyi tanımam. Milletin evlatlarından faydalanmam. Bir avuç insandan, eş, dost, akrabadan faydalanırım diyen akıldan değil, milletin evlatlarından faydalanacağım. Ben bu ülkenin geleceğini milletimizle beraber kuracağım. Ben bu milletin her görüşten insanını temsil eden Millet İttifakı'nın unsurlarıyla yeni bir gelecek inşa edeceğim. Devlet insanı, erdemli bir insan ve hayatını hak, hukuk ve adalet mücadelesine adayan, oylarınızı Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğiz hep birlikte. Evet.
Şimdi akla ordu deyince çok güzel şeyler geliyor benim aklıma. Hayatımın en güzel anlarını yaşadığım bu coğrafyada çok şey anlatırım. Ama ben insanlarımızın ordu deyince akla gelen fındığını tabii ki biliyoruz. Bu konuda Cumhurbaşkanımız, 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok değerli fikirlerini buradan dinleyeceksiniz. Tabii işte yazıyor orada, fındığı 4 dolara bağlayalım. Gereğini buradan Cumhurbaşkanımız söyleyecek. Aynı zamanda tabii ki tarım, burada bu bölgenin tarımı ama daha ötesi turizmi. Dünya güzeli Ordu'nun dünyaya açılan bir kapı olması ve o güzelim kıyılarının korunmuş bölümüyle Karadeniz'de belki tek. Ben her yerde diyorum, Karadeniz otoyolunun geçmeyip korunan, bakir kalan o güzel sattı. Ve Ünye'den bu tarafa işte o Yuvanbolu, efendime söyleyeyim, Perşembe Bolaman virajlarını koruduğu için bütün ordulara minnet duyuyorum, teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık, mücadelenize sağlık. Aynı mücadeleye devam edeceğiz. Bu coğrafyayı çağdaş unsurlarla donatacağız ama aynı zamanda doğayı koruyacağız. Dünyada örnekleri var. Dünyada örnekleri var. Şehirciliği de keza öyle. Ordu, Ünye, Fatsap, Perşembe bütün ilçelerini sayabilirim. Bütün ilçelerinde gelişmiş kent özelliğinin kurgulanması konusunda önce adımlar atacağız. Özellikle şehirlerin bu anlamda donanımlı olması için yoğun bir mücadelenin içerisinde olacağız. 15 Mayıs'ta başka bir dönem başlayacak. Aklın, bilimin ışığında milleti yanıltmayan, milletle birlikte düşünen, millet adına seçilmiş kim ise partisine bakmaksızın onlarla çalışan, onları dışlamayan yeni bir demokrat bir düzeni başlatacağız. Kentlerimizi ayağa kaldıracağız. Doğu Akdeniz'in, Doğu Karadeniz'in en çok ihmal edilmiş konularından birisi Samsun-Sarp tren yoludur. Bakın bu tren yolu belki de Karadeniz'in hayatını değiştirecek. Lastik tekerlekli araçların dışında birçok unsurlarıyla bu bölgeye kalite katacak. Samsun-Sarp demir yolunu başaracak olan hükümet 15 Mayıs'ta anahtarı teslim edeceğiniz Millet İttifakı hükümetidir. Biz başaracağız. Size söz veriyoruz. Biz başaracağız. Gençlerimizi Ordu'da hayallerini kurup, gençlerimizin Ordu'da iş kurduğunda mutlu olduğu, sosyal yaşam olarak tatmin olduğu, bu güzel kızların, bu genç yakışıklı delikanlıların hayatlarını bu coğrafyada geçirebileceği imkanları hep birlikte var edeceğiz. Onlara fırsatlar tanıyacağız. Bakın, onlar bir sınav mülakat düzeni içinde yok olup gitmeyecekler. Onlar çalıştığında ben hakkımı alırım diyecekler. Emek verirsem hak ettiğimi bu devlet bana verir diyecekler. Ve göreceksiniz, bunu başaracağız. Ve gençlerimizi kendi memleketlerinde üreten ve mutlu olan, geleceğini kuran, ailesini, yuvasını kuran gençler haline getireceğiz. Hiç şüphe duymayın. Vatanın her yeri cennet. Vatanın her yeri cennet. En doğusuna gidiyoruz cennet. En batısı öyle. En güneyi öyle, en kuzeyi öyle. Tek eksik var. Bugünün hükümeti. Bakın, bugünün hükümeti dönemi bitmiş hükümet. Bu hükümet dönemlerini tanımladı. Çıraklık dedi, ustalık dedi, kalfalık dedi. Hatta bu son dönemine 2018'den sonra şahlanış dedi. Bak bak bak, nasıl bir şahlanma. Nasıl bir şahlanma? Biz bugün koydukları, kendi koydukları kişi başı gelirin 1/3'üne düştük. En doğru zamanları neydi biliyor musunuz? O çıraklık dediği.
Ama aslında kendisi için konuşmuş çıraklık, ustalık, kalfalık. Çıraklık dediği düzende etrafında gerçekten akıl birliği yaptığı, konuştuğu, ortak akıl işlettiği bir mekanizma vardı. Sonra başka bir döneme evrildi. Şimdi ne duruma düştü? Kendi bakanları bile onunla çalışmak istemiyor. Çağırıyor, gitmek bile istemiyorlar. Takip ediyorsunuz. Dolayısıyla bir gün bile durmamaları lazım. Bir gün bile durmamaları lazım. Bunlar hata üstüne hata yapıyorlar. Geleceğimizi karartıyorlar. Onun için ne yapacağız biliyor musunuz? Sizlerin sayesinde 15 Mayıs sabahı onları tıpış tıpış evlerine yollayacağız. Evlerine yollayacağız. Sevgili hemşehrilerim, sabah 2000'e yakın gencimize İstanbul'da Geleceğin Liderleri diye bir programda konuşma yaptım. O programımızın açılışını yaptım. Sonra Adıyaman'a, Kahta'ya gittim. Oradaki vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin size selamlarını getirdim. Şimdi sizinleyim, memleketindeyim, doğduğum topraklardayım. Birazdan ayrılacağım ve buradan Kocaeli Gebze'ye gideceğim. Sizin selamınızı Gebze'ye götüreceğim. Hepimiz çok çalışıyoruz. Başta 13. Cumhurbaşkanımız olmak üzere diğer 5 partinin liderleri, her birisi çok çalışıyorlar. Her birisine çok teşekkür ediyorum. Sayın Meral Akşener hanımefendiye teşekkür ediyorum. Sayın Ali Babacan'a teşekkür ediyorum. Sayın Ahmet Davutoğlu'na teşekkür ediyorum. Sayın Temel Karamollaoğlu'na teşekkür ediyorum. Birazdan Gültekin Uysal, Demokrat Parti Genel Başkanı sizlerle olacak. Ve tabii ki kıymetli dostum Mansur Yavaş Başkanım, o da birazdan sizinle olacak. Ona çok teşekkür ediyorum. O da buraya Bursa'dan geldi. Çok çalışıyoruz. İdealimiz şu: sizi müreffeh bir Türkiye ile buluşturacağız. Biz milletin iktidarını kuracağız. 15 Mayıs bir millet ittifakı hükümeti değil. Tek başına o değil. Aynı zamanda milletin iktidarı olacak. Sevgili hemşerilerim, son olarak buradan sözleşip ayrılmam lazım. Birincisi, 14 Mayıs'a kadar gecenizi gündüzünüze katın. Eşinizle, dostunuzla konuşun. Deyin ki somurtkan insanların dönemi bitti. Döver gibi, söver gibi konuşan insanların dönemi bitti. Gidiyor. Gidiyorlar. Yeni bir dönem geliyor. Güler yüzlü, şefkatli, devletin vicdanını, şefkatini, adaletini vatandaşına gösteren bir dönem geliyor. Onu yaşatacak olan 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. Bunları anlatın, bunları konuşun. Gece gündüz çalışmaya, 14 Mayıs demokrasi mücadelesini kazanmaya var mıyız ordu? Güzel. 14 Mayıs günü sandıkta görev almaya, ama siyasi partiler üzerinden, ama Türkiye gönüllerine üye olarak ve sandıklardaki her oya sahip çıkacağız. Sandıkta görev almaya hazır mıyız? Harika. Ben o zaman yeterince enerji depoladım. Ama onu genel başkanımız, cumhurbaşkanımız okusa mı? Neyse, ben okuyayım. Hadi tamam, ben okuyayım. Hoş Kur'an Melocan Nüvük, biz bunları her gün yerük. Sana söz baharlar gelecek, biz bu işi sandıkta bitiririk. Neyse, genel başkanım da okusun, cumhurbaşkanımız da okusun, ama ben okumuş oldum. O zaman 2019'da o güzel ışığı meşaleye yakan orduya yakışan bir sesle bütün Türkiye'ye müjdeyi verelim mi? Evet.
Verelim mi? Hazırız. Her şey. Her şey. Aramızda kalsın, size söyleyeyim. Kazanıyoruz. Kazanıyoruz oldu. Her şey çok güzel olacak. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza.